Evet, geldik şimdi pozisyon analizine. Çünkü maçla ilgili VAR kararları, işte ofsayt çizgisi, futbol severler bize K-Rex yazıyor. Diyorlar ki pozisyonları tartışın, tartışalım. Hocam ilk pozisyonla başladık. Ahmet Hoca'yı ayağa kaldırdık. Teşekkür ederiz. İkinci dakikada Alanyaspor etkili başladı. Hocam daha ilk düdükle beraber. İlk 15 ve son 10 dakika Alanya baskılı oynadı. İşte bu da bir pozisyon. Kaleci Okan Kocuk. Sonrasında yani Nelson. zamanında bir müdahale geldi. Tabii geriden korumayı ayrı değerlendirmek lazım. Hem Galatasaray'ın hem de Alanyaspor'un özellikle geriden oyun kurma konusunda ligimizin iyi takımlarından iki tanesi olduğunu biliyoruz. Ama rakibin yaptığı doğru baskılarla da bazen o baskıda top kayıpları oluyor. Bence Galatasaray geriden oyun kurarken yaptığı Peki. hata sonrası burada. Yani pasların, Emin'in pasının çok net Peki. olması lazım. Eğer isabette biraz hata varsa rakip o topları kazanabiliyor. 14 pozisyon var. Hızlı hızlı gideceğiz hocam. Gidelim. Devam edelim. Bunu da geçelim. Galatasaray çıkmak istiyor. Ön alanda bir Yine baskı. bir baskı, yine top kaybı. Direkten döndü hocam. Direkten Eduardo'nun döndü de Okan'ın şutu. müdahalesi de var. Sonra Efecan'ın. Demin sevgili Serkan'ın bahsettiği Okan'ın veya Mahmut Hoca'nın Okan'ın kurtarışlarından bir tanesi. O baskılarda defans sürekli dengesiz yakalanıyor. Geriden vurulmuş. Bence iyi de bir O da çok lüzumsuz bir diagonal pasın oynanması oradan kaynaklanıyor. Oynayan kim? Emin gene. Onu oynuyor. Sonra Efecan'a Leo'ya. burada elle kontrol var değil mi hocam? El. El var. Doğru. Doğru. Peki. Devam edelim. Bu pozisyonda geçelim. Asıl pozisyonlar. Elle oynamada da söyleyelim pozisyon akarken. Hücum oyuncularıyla savunma oyuncularının standartları aynı değil. Yani hücum oyuncusuna ne şekilde çarparsa çarpsın elle oynama kararı veriliyor. Veriliyor. Ama her elle oynama savunma oyuncusu için penaltı değil. Evet burada da Galatasaray hatanı doğru izledim. karar burada. Değil mi hocam? Evet. Evet. Raşit San'ın yaptığı hareket. Raşit San'ın yaptığı faul. Tabii. Hücum Net faul. faul yani. Hücum faul. Peki. Ahmet abi faul. Ben de katılıyorum. Faul. Çok doğru. Faul. Serkan Korkmaz da aynı görüşte. Tamamdır. Bunu da geçelim. Asıl konular VAR Orada ve enteresan olan Raşit San'ın şut çekeceğini öngördüğü orta sahanın oraya gelmemiş olması. hocam yine Efecan kendini iyi sakladı. Çok çok süratli bir oyuncu. Çok da kaliteli bir oyuncu Okan Efecan. offside Bak. bekliyor. Değil ama offside. Değil. Bana da değil gibi geldi. Hani gol olsa bakılırdı, çıkardı, çıkmazdı onu bilmiyorum. Eduardo'nun pozisyonuna biraz da itiraz vardı. O Evet. biraz daha yakında ama ben orada da offside olmadığını Yok düşünüyorum. Efecan zaten Bakın, değil. Efecan zaten değil. Şimdi burada çok detaya girmeyelim. Galatasaray'ın o ilk 15 dakika zorlanmasının nedeni Alanya 3-4-3 oynadı. Öndeki üçlü Efecan ve diğer taraftaki Efkan içe çok girdikleri için Galatasaray'ın iki beki de içe girmek zorunda kaldı. Kanatlarda boşluk oluştu. Yusuf bir taraftan, diğer taraftan da sağ tarafta Raşit Sayla Yusuf. yok şeyin 17 numara. Alanya'nın Ferhat, Zinedine Ferhat, Ha, Yunus'la karıştırdım. Yunus ve Raşika takip etmedikleri için çok rahat Zinedine. geldiler. O zorlanma onun için ama Okan Hoca 15 dakika Peki. sonra o çözümü de saha içinde Devam edelim. üretmişti. Bunu da geçelim. Bu arada Efecan da müthiş bir depar atmış. Ligin ve kupanın en klas oyuncularından Aynen biri öyle. Efecan. Tebrik ederiz kaptanı. Golü buldu Galatasaray. Topu kesen kim? Tam bir stoper golü. Galiba Mertens. Mertens kesiyor. Şimdi izin verirseniz Bir gol ben bir asist. Buyur hocam duran tabii. toplarla ilgili biraz daha uzun konuşmak istiyorum. Galatasaray bir duran top hocası getirdi dediler. O dönemi de yakından takip ettim. Geldi. Sadece bir idman yaptı. Aslında duran top hocalarını biz takımı çalıştırmalarını bekleriz ama o geldiği dönemde teknik heyetle o kadar güzel plan, program, projeler yaptı ki Galatasaray teknik heyeti o çalışmaların devamını getiriyor şu an. O yüzden de takımın her geçen gün duran toplarda usta olduğunu görüyoruz. Burada duralım. Dur, burada dur. Biraz başa gidecek olursak, bence burada iki tane hatta üç tane püf noktası var. Bir tanesi söylediniz, Mertens'in doğru yeri iyi ortası. Bilerek tamamıyla Mertens Nelson'u burada buluşturmak için yapılmış bir orta. Nelson ikinci doğru püf noktası.
Ama Gomis'i burada saymamız lazım. Çünkü Gomis şuradan rakibin de önüne geçerek bir koşu yapıyor. O koşusuna da devam ediyor. Gomis offside'de olacağını biliyor. Burada küçük detaydır bunlar. Duran toplarda rakip oyuncuyu içeriye çekip offside çizgisini bozmak için bir taktiktir. Bu offside mi bu? Evet, bu offside değil. Gomis 17 bozdu. Numarayı içeriye çektiği için Nelson offside'e düşmekten kurtuluyor. Gomis o koşuyu yapmasa Nelson offside'de olacak. Yani VAR'a takılıp offside evet. gerekçesiyle. Bunu devamlı yaptılar. Bakın burada 29 numaradan keza çekilmiş. Ondan sonraki pozisyonlarda dikkat ettim. Gomis iki defa daha yaptı bunu. Gomis oyun dışı kaldıktan sonra da Barış Alper yaptı. Biraz sonra onu da göreceğiz. Pekala. Katılıyor musun? Doğru zaten. Katılıyorsun. Galatasaray şu anda Avrupa'nın kalbur üstü standartlarında o duran top Bakın kullanıyor. Nereden geliyor Gomis gördük mü? Bu tamamıyla offside çizgisini yani bozmak Galatasaray bu sene Avrupa'da olsaydı şu geldiği seviyeyle Avrupa arenasında devam eden temsilcilerimiz var ya onlardan birisi olsaydı duran toptan da gol bulan bir takım olacaktı. Hakikaten bu aşama Ahmet Hocam'ın dikkat çektiği o duran top gelip buraya know-how'ını teknik heyete veren evet. Kişiye her kimse Galatasaray'a belki de şampiyonluğu kazandıracak. Pekala. Bunu da geçelim. Almanların yani en çok üzerinde durduğu şey. Ya, aynen. Sevgili Serkan. Bu kadar kötü oynarsın ama böyle kazanırsın. Bir dakika durduralım. Bizim hocalarımız da bu çalışmaları yapıyorlar. Tabii ki. Ama yeni bir hoca. Acaba yeni trendler var mı? Bunları beraberce istişare etmek. Bazen o hocalar bizden de bir şeyler alıp gidiyorlar. Evet. O konuşmaları yapmak bile bir kazanç. Tabii bir de burada şey de ekleyelim. Böyle üst seviyedeki oyuncularla oynuyorsanız onların da bilgileri var. Onlar da sunuyorlar size hocalarla mesela. Birlikte. Devam edelim. Burada da Galatasaray'ın yakaladığı Fatih Aksoy, Mertens mücadele içindeler. Balkovic yetişti ama kaleci Runarsson. Mertens'in golden daha kolay dediğiniz pozisyon kolay. Bu işte. Peki faul yok mu sizce topu İtiyor alırken? Mu diyor. İtiyor mu diyorsun ayak, değil mi abi? Ayakla yapıyor Ayaktan sanki. Ayaktan söylüyor. Bence bir, ayakta bir müdahale var sanki. Bir daha bakalım abi. Oraya. Bir, tamam. bir daha bakalım oraya. Bir alt açı vardı bu değil yani, alt açı. Yani göz yanılması bakalım. Da olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla Fatih'in sağ ayağına kale bir müdahalesi arkası, var. Kale arkası kamerası. Bu değil, bu değil arkadaşlar. Bu, kale arkası bu kamerası. Kesip attı tamam. Hah bu tamam. işte. Tamam. Bak hem sol hem sağ belki de hatta. Ya, sol orada. Ayağının ucuna hafif bir temas olabilir. Bakın hocam var. Şimdi şurada önce koysun. Bakın şurada. Orada hafif bir sola temas da var, var sağa mı? Da var sanki. Sağa bakıyor. Burada hafif bir temas olabilir. Şurada da bir temas var. Hayır var, hocam bir, şunu bir söylemeye var. Çalışıyorum. Muhtemelen bu gol olsa VAR çağıracaktı. Hmm. Çünkü temas var. Müdahale var. Çağıracaktı. Hakem izleyecekti. Ve buna büyük bir ihtimalle faul verilebilir. Büyük bir ihtimalle sen faul. Faul mi diyorsun evet. şimdi? Bence faul. Hocam ben faul. De faul diyorum. Mahmut abi faul. Ben şimdi şöyle diyorum. Şöyle gireceğim olaya. Faul verebiliriz. Söylenir. Ama orada Fatih'in o topu kaybetmesine bir bakın. Nasıl bir dengesiz tabii, bir kaybediyor. Tabii Fatih'in de sarsaklığı ve var. Orada da yani Avrupa'da buna böyle gitse Avrupa'da kimse faul vermez buna. Yani doğru. Bu kadar da işte akan oyunda hiçbir hakem vermez ama VAR'ın devreye girmesi şimdi, halinde iş değişebilir. İtalya'da falan hiç vermezler devreye. Tabii şimdi, orada bak Fatih'in topu ne şekilde kaybettiğini kendini şu pozisyon çok iyi. Sarsakça. Hocam bir daha izlersen bence Avrupa'da da bu faul. Bak. Basıyor. Ayak, iki ayağında müdahale bak, var. Dış, sağ ayağın dış ne kadar dışa doğru gidiyor? Sağ ayağı bastıralım. Zaten sağ ayağı bastıralım. Ayak dönüyor olayım. Bakın. Bassın devam et. Devam et. Devam et. Şimdi değdi. Bak ayak nasıl yan dönüyor gördün mü? Bağlar gider orada. Bağlar gider. Allah korusun yani. Ama Allah korusun dış yan bağları oy, kopabilir. Canı çok yanmış. Ama genelde onlar çok bir şey teyp bandaj yaptıkları için korunuyor. Devam yani, edelim. Yerebilirsin ama oynatabilirsin de. Mahmut abi çekimsel kaldı. Ama çünkü çok ama VAR devreye girerse kesin faul verilir. Gol olsaydı hocam, faul mü? Sadece VAR'ın devreye girmemesi halinde olur. Gol olabilirdi. Sevgili Serkan, VAR'ın devreye girmesi de bence lazım. De girmesi lazım. İspat var. Bence de faul. İspat devam var. Edelim. Bu pozisyonda geçelim. Ama gol olmadığı için VAR devreye girmedi. Sonra devreye Mertens giriyor. Bir başka Galatasaray hata.
Efe Can orada, Fatih Aksoy uzaklaştırdılar. Fatih'in koluna hafif bir değme var. Hiçbir orada şey penaltı ile ilgili hiçbir şey yok. Temiz. Penaltı ile hiç temiz. Alakası yok. Alakası doğal yok. Konumda. Bakın Raşika topu kötü kontrol ettiği tabii. için eline gidiyor tabii tabii doğal konumda. Alakası zaten yok diyorsun. Çocuğun topla, topa elle oynama niyeti olmadığı gibi kolu da yapışık yani. Aynen öyle. Zaten peki. Çoğunluğu da göğüsünden. Bunun alakası yok. Penaltı ile alakası yok dedi yorumcularımız. Arkadaşlar geldik bir başka Galatasaray atağı. Çok acemice kaptırılan bir top. Mertens. Alanya bunu çok yapıyor. Arkadaş böyle bir güzel bir yok gol ya. Attı. Çok güzel gol attı. Çok klas değil mi Mahmut abi? Yaşadığımız için hep biliyoruz Mertens'i oralarda. Fatih'in orada topu kullanamaması. Fatih'te var o biraz o oyun kurgusunda sıkıntıları. Daha çok böyle defansta birebirlerde biraz iyidir ama topu kullanmada sıkıntısı vardır Fatih. Hocam mutlaka şimdi hata yapıyoruz. Herhalde yani. Tabii canım. Bir hatalı bir top kaybettiği zaman onun da gol olmaması lazım. Ben burada acaba Fatih Umut'a dikkat çekmek istiyorum. Bakın 6 numara. O muydu ya? Umut mu yaptı o hatayı? Yok topu hocam, kaybeden yok. Fatih. Ha, Fatih. Ama takip etmeyen. Mertens'e basmayan Umut. Hı hı. Bakın Umut hala 5 metre gerisinde, 4 metre gerisinde gölge markajı yapıyor. Futboldaki temel ilkelerden biri de toplu adamın üzerine en kısa zamanda en yüksek deparla o baskıyı tamamen. Hocam tabii ama bir de şöyle bir şey de var. Bazı oyuncular özellikle deneyimli savunma oyuncuları adama göre de davranır. Yani Mertens'e dediğinizi yapar. Berkan'daysa top biraz mesafeli davranır. Hani Berkan zaten Galatasaray kariyerinde bir golü var galiba değil mi? Şimdi, hani, ama Mertens'e o topa sahip olan orada evet. dediğiniz gibi yapması lazım. Peki. Ama bütün, Mertens'e bir de oyuncuya göre pozisyon oluyor. Şimdi daldığı zaman onun vücut hareketinde seni ekart edildi bile. Tabii. Şeydesin. Çünkü işte hocam iyi savunma oyuncusu o bence. Yani. İyi savunma oyuncusu ama, o. Yani biz bütün oyuncuların iyi vuracağını düşünerek o baskı. Aynen. Tamam. Hocam, hızlı gidelim. Hocam aynı isteriz. Vuruşlar hızlı İtalya'da hocam, da yapıyoruz hızlı gidelim. Zaten. Tamam bunu evet, da çabuk geç. Gidelim. Çabuk gidelim. Rakibe baskı çok önemli. İkinci yarı maçta. Savunma arkasına bir top. Filelerde. Pozisyon offside'di. Çabuk gitmek için söylüyorum. Net offside. Offside. İlk anda da offside demiş. Offside. Tamam. Evet. Offside, offside. Ama biz yine de bakalım. Karanlık bakalım, kalmasın. Bakalım. Yorum yapmadan pozisyona bakalım. Bir daha ver. Ne offside işte. Evet. Yani bence çok bariz. Evet pekala. Bunu da geçelim. Korneri kullanıyor ev sahibi. Evet burada en bir çok penaltı beklentisi var. En çok tartışılan konu bu. Bu evet. El var mı yok mu? Penaltı mı değil mi? Şimdi senin dediğin konuya geliyor Serkan. Bakalım. Evet Ahmet yani abi. Önce ben fikir beyan edeceksem. Tabii ki. Tabii hocam. Bir, ben hakem olsam burada penaltı düdüğü çalarım. İzah edeceğim. Penaltı düdüğü çalındıktan sonra VAR'ın çağırmaması lazım. Çünkü o net teması görüyor. Diğer taraf hakem görüyor. Diğer taraftan eğer o maçın hakemi penaltı çalmıyorsa da ben VAR hakemi olsam bunu izlemeye davet ederim. Tam burada duralım. Burada duralım bakın. Burada duralım. Şimdi bu oyuncu Furkan Bayır. Top önde kalmış. Ayağınla topu şu şekilde kaldırarak geri almak istiyor. Geriye doğru gelen top eli açık olduğu için Raşiko'nun kolu açık olduğu için tamamıyla buraya temas ediyor. O temas da benim görüşüme göre VAR hakeminin maçın hakemini izlemeye davet etmesi için bir delildir, bir ispattır. O yüzden ben pozisyonu penaltı olarak nitelendiriyorum. Ve bir cümlede şu, özellikle benim hakemlerin hepsinden ricam. Büyük takımların veya hiçbir takımın bu tür çalınmamış düdüklerle maç kazanma arzusu, isteği olmamalı. Hele hele şampiyonluğa giden takımlar hiçbiri de bunu istemiyorlar. Haftalarca konuşulmaktansa onun karşılığında o duran topların onlara çalınması bütün takımların isteğidir. Serkan Korkmaz sana da vereceğim. Bu hocam. Bir kere hani öncesinde şunu söyleyelim. Hani net bir penaltı pozisyonu değil bence, gri bir pozisyon. Burada Mitchell'ün niyetinin ne olduğuna bakmak lazım. Ama son düzenlemelerde bir
detay var. Savunma oyuncusunun eli, kolu, omuz hizasını geçiyor ise diye bir net bir tabir var. Penaltı o zaman. Şimdi ama şöyle bir durum var burada. Burada yorumu açık kılan ne biliyor musunuz bu pozisyonu? Şu. Pozisyonun karşıdan gelen bir topla cereyan etmemesi. Pozisyon Mitsyo'nun biraz gerisindeki bir adamdan, Mitsyo'nun görüş hizasının dışında. Yani tabii ki bu şu demek değil. Ben kendi kaleme yüzümü döndüm, kollarımı açtım, arkayı görmüyorum. Benim niyetim yok, koluma çarptı. Canım sen alanı genişlettin, penaltı. Hani onu kastetmiyorum. Burada Mitsyo'nun kol pozisyonu bence doğal pozisyonda değil. Ama o kadar yoruma açık bir durum var ki orada. Bir de topa vurulma mesafesi ve Mitsyo'nun yanılmıyorsam, bakın izleyelim. Doğrudan koluna giden bir top olmayabilir. Penaltı mı değil mi abi? Bir dakika. İki bakalım. Dakika var reklama çıkacağım. İki dakikayı çözeriz merak etme. Ya evet ya hayır. Mahmut abiye sor. Ya evet ya hayır. Ben söz hakkı. Ben hakem olsam sorayım. Penaltı vermezdim. Evet. VAR çağırsa giderdim. Ve muhtemelen izledikten sonra penaltı galiba deyip penaltı verirdim. Penaltı diyorsun sen penaltı. Ama oyun akışında buna penaltı vermezdim. Penaltı, bana doğal penaltı. Pozisyon gibi geliyor. Mahmut evet. Abicim bir iki dakikam var. Sana penaltı. Vereceğim. Devam edeceğim hocam evet, evet. Reklamlardan sonra. Karışık ve zor bir pozisyon yalnız. Penaltı çünkü karşıdan da gelen var. Bir umut geliyor. Bir de avantaj sağlıyor tabii, diye değil mi şimdi, hocam? Şimdi, yani ne oluyor? Çünkü topu çekiyor dediği gibi hocam. Şöyle olay taşımış gibi oluyorsun kolunla. Sıkışıyor ve açık. Yani burada... Bence bu yorum penaltı sana. Bakın şimdi bu burada mı açıksınız yani yapacak o karşıdan da gelen adam var. Rakip de var ceza sahasının içinde olan kusurlar. O zaman şunu söyleyeyim Mahmut hocam. Bu pozisyonu hakemin yorumlayamaması hızlı gelişirken anlaşılabilir bir şey. Dediğim onlar gibi. Olur, tamam. Ben hakem olsam büyük ihtimalle hocam, çalmazdım. Hocam bir dakikam var. Nasıl olsa var derdim. Pilottan, peki var niye devreye girmedi? Pilottan, onu bilmiyorum. Pilottan orada, görelim. Bir dakika, el kola değdiği uzun. Anda duralım. Bir pilottan bir sen var değil mi? Pilottan görelim. Topa değdiği anda duralım. Tabii şimdi bakın. Yapabilir arkadaşlar. Evet geldi. Duralım. değdiği anda duralım. Eğer biz burada Mitsyo'yu yok sayalım. Mitsyo'nun burada olmadığı takdirde bu top buradan tam bunun bu tarafına gelir. Burada hiçbir rakip yok. Ve gol. O geriye şansı. Çektiği topa da tek vuruş yaparak şut atabilir. Yani doğru. Kendiniz olur. Gol olur ya da olmaz. Futbol, ama yani, avantaj. Avantaj sağlıyor. Benim görüşüme göre net. Avantaj sağlıyor. Hocam avantaj sağlıyor da... kendine her türlü. Karşıdan gelene de avantaj sağlıyor. Ona da umut da geliyor orada. Orada topu da arkaya çevirmek hocam, istemez. Hocam kolu şöyle olsaydı bir şunu rahat derdim. Kesinlikle penaltı değil. Kolu hani... Omuzun altında düşük o olsaydı. O da o şeye bağlı. Bu son düzenlemede biliyorsunuz sürekli değişiyor bu elle oynama, kolla oynama hikayesi. Ama taşıyorsan orada da verir penaltıyı. Elinde aşağıda olsa bile. Kolu omuz üstünde yani VAR'ın devreye girdiğini hepimiz gördük. Dakikalarca konuştular. Ahmet abin söyledi daha mantıklı geliyor abi. Peki niye gidip izlemedi? Mitsyo orada olmasa avantaj alan ya da. Her türlü avantajı rakip. Bence mesafenin yakınlığından dolayı izlenmedi. Tabii canım. Topu resmen çekiyor. Yakın da olsa... Kol açık. Yani vücut genişlemiş. Hocam bakın, VAR'ın burada elle oynamayı görmemesi söz konusu değil. Görmüştür. Kesinlikle peki, görmüştür. Peki ne dedi de oradaki, ya da ne diyemedi de izletemedi? Oradaki konuşmaları bilmiyoruz artık. Ve o konuşmalar da açıklanmasın. Peki bundan sonra açıklansın ne verdi? Ya. Açıklanmasın. Bundan ben artık hepsi açıklansın. Avut mu verdi? Karar ne oldu? Korner mi oldu? Avut mu oldu? Korner. Korner oldu. Karar yani, kornerdi hatırlıyorum net hatırlıyorum. Köşeyi gösterdi. Şimdi unuttuk tabii konuyu. Net korner. Şöyle acaba arkadan var izledikten sonra evet. Faul mü verdi oraya gidecektim peki. Konu değil. Devam edeceğiz. Korner verdi. Sanki burayı daha tam tamamlayamadı kıymetli yorumcularımız. Bir reklama çıkalım dönelim. Bu pozisyonu tamamlayıp arkasından diğer pozisyon analizimize geçeceğiz.